Merhaba, programa hoş geldiniz. Yıllar önce ilginç bir olay geçti başımızdan Ali ile beraber. İsviçre'de aynı okulda okuyoruz. Ben okulun Fransızca derslerine giriyorum. Ali Fransızcayı daha çabuk öğrenmem için bir ayrıcalık yaptı. Okuldan görüştü ve ben Ali'nin kaldığı tek kişilik odaya yerleştim. Ali'nin amacı ondan Fransızca konuşup Fransızcamı daha çabuk ilerletmem. Tabii hiçbir zaman Ali ile Fransızca konuşmadım. Ama odasına taşınırken şimdi benim bir teybim, pikabım var. Ali'nin bir teybim, pikabı var. Aynı marka. Modelleri değişik ama birbirine çok benziyor. Ben tam yattım. Ali müzik dinlemek istiyor. Benim pikabımı fişe taktı. Kendi pikabını çalıştırmaya çalıştı. Bir türlü çalışmıyor falan. Ben de hiç ses çıkartmıyorum, seyrediyorum kıs kıs gülerekten. Sözüm ona, kardeşimden dalga geçeceğim, sonra anlatacağım herkese. Yaptım da bunu. Demek ki aynı şeyler insanın başına geliyormuş. Son iki gündür yaptığım programlarda oğlum devamlı bana baba yaka mikrofonu takıyorsun ama ses fotoğraf makinesinden, kameradan alınıyor. Kısık geliyor diyor. Ben de her şeyi doğru taktığımı iddia ediyorum. Meğersem kulaklığın jack'ini kameraya takıp bunu da yakama takıp sesi aldığımı zannediyormuşum. Evet, Ali'nin yaptığının aynısını aradan kaç yıl geçti? 74-2022. Aynı olayı yaşayıp böyle dalga geçmemek gerektiğini öğrenmiş oldum. Neyse, bugün konuşacağımız konu birkaç gündür olan ilginç olaylar yaşanıyor. Erken seçim tartışılıyor. Erken seçimle beraber tartışılmayan, herkesin ürktüğü bir başka tartışma var. Daha doğrusu tartışılmayan bir konu var. O da erken darbeye, baskın darbeye karşı bir erken seçim kararı mı alacak iktidar darbeyi önlemek için? Bu darbeyi önlemek için fikri nereden geldi bana? Şimdi arka arkaya birkaç haberi bakalım. Önce Amerika'da ABD Hazine Bakan Yardımcısı Adeya Yemo'nun TÜSİAD'a mektup gönderdiği ortaya çıktı. Bir mektup yazıp başka yere de göndermiş ama TÜSİAD'a gönderdiği önemli. Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle birlikte Moskova yönetimine yönelik yaptırımlar artarken savaşa karşı olduğunu her fırsatı dile getiren ve Ukrayna'ya drone desteği sağlamasına rağmen Batı'nın yatırımlarına katılmayan Ankara'nın duruşu kafa karıştırmaya devam ediyor diye vermiş artık gerçek haberi. Geçen hafta ABD Hazine Bakan Yardımcısı Vol Adayaman'ın Türk mevkidaşıyla görüştüğü ve Rusya Türkiye üzerinden yaptırımları delmeye çalışabilir uyarısı yaptığı açıklanmıştı. TÜSİAD'a mektup göndermiş. TÜSİAD'a mektupta ne diyor? Türk şirketler eğer yaptırım uygulanan Ruslarla iş yaparsa ABD yaptırımları uygulanabilir. Yani Türkiye şirketleri, bu TÜSİAD'a gönderilen bir mektup. Wall Street Journal bunu haber olarak vermiş. Bu haber olarak verilince şimdilik Ankara'dan bir yanıt gelmedi ama TÜSİAD hemen bir açıklama yaptı. TÜSİAD'ın açıklaması şöyle. Bugün çeşitli basın organlarında yer aldığı üzere ABD Hazine Bakan Yardımcısı Adewale Adeyemo'nun Rusya'ya yönelik yaptırımlar kapsamında yaptırım uygulanan kişi ve kuruluşlar ile kurulabilecek ilişkilerin Türkiye'de faaliyet gösteren şirketlere de yaptırım riski olarak yansıyabileceğine yönelik mektubu TÜSİAD'a da iletilmiştir. İlgili mektup TÜSİAD tarafından Dışişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı ile paylaşılmıştır. Bu kadar. Yani Amerika kim oluyor da bizim kimden işbirliği yapacağımızı, ticaret yapacağımıza karışıyor. Şöyle böyle diye bir cevap yok. Amerika'ya verilmiş bir cevap yok. Ancak bakanlıklara, Dışişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye, Ticaret Bakanlığı diyor ki ya ne yapacaksanız yapın, Rusya'yla işbirliği yapmayın, bakın biz tehlikedeyiz gibi bir haber iletiyor. Bunu daha önce de söylemiştim. TÜSİAD iktidara karşı ciddi açıklamalar yapmaya başladığında iş değişir demişti. O hükümetin değişeceğine dair ipuçlarını verir. Çünkü Türkiye'nin bütün ekonomisi esasında iktidarda değil, TÜSİAD'ın elinde, onların alacakları kararlarla ilgili. Peki bütün bunlar olurken dün ne oldu? Dün Erdoğan esasında kimle görüşecekti? Akşamüstü 5'te Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la görüşecekti. Hem saat 17'de kendisini karşılayacak, sonra beraber akşam yemeği yiyeceklerdi. Bir cumhurbaşkanının böyle bir programı, uluslararası bir programı kolay kolay değişmez. Olayın Filistin ya da ABD ya da Almanya, İngiltere olması önemli değil.
devlet başkanının devlet başkanıyla görüşmesi kolay kolay değişecek bir şey değildir. Peki neden değişti? Aynen okuyorum haberi tekrar. Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin bazı genel başkan yardımcılarını ve bakanlarını saat 14'te AKP genel merkezine çağırdı. Erdoğan'dan olağanüstü toplantı kararı. Konu ne? Seçim. Erken seçim olmayacak diyen AKP inatla MHP ile beraber bunu söylüyorlar. Birdenbire bir devlet başkanından görüşmesi gerekirken onu iptal edip erken seçim için olağanüstü toplantı yapıyor. Bu ne demektir? Bu darbeyi önlemenin yolu arkadaşlar hemen bir erken seçim kararı açıklamaktan geçer. Erken seçim kararını meclisi feshedip Erdoğan mı açıklayacak yoksa bu işi meclise bırakıp meclisten bir erken karar seçim kararı mı isteyecek? Vallahi, muhalefet ne kadar erken seçim istese bile iki kere Cumhurbaşkanlığı seçilme tartışmaları anayasada çok tartışıldığı için büyük bir olasılıkla muhalefet erken seçime mecliste evet demeyecek. O yüzden bugünlerde meclisin feshedilmesini ve erken seçim kararını doğal olarak Erdoğan kendisini de feshetmiş olacak. Çünkü Cumhurbaşkanlığı seçimleri, milletvekilliği seçimlerinden beraber yapılıyor. O zaman bu 2+1 Cumhurbaşkanı seçilebilir mi tartışması da masadan kalkmış olacak. Erken seçim olduğu için Erdoğan'ın üçüncü kez seçilme şansı olana tartışmasız kabul edilecek. Ama şu anda masada iki önemli konu var. Erken seçim kararı alınacak mı? Erken seçim kararı olası bir darbeye karşı mı alınacak? Bunlar sadece bu açıklamalarla bitmiyor tabii. Aynı zamanda Lavrov Suriye konusunda Türkiye'yi uyardı. Amerika'da ateşkesin ihlal edilmemesi konusunda bir uyarı yaptı. Suriye konusunda da ciddi bir şekilde uyarılar geldi. Yani Türkiye'de Erdoğan'ı uluslararası anlamda çok ciddi bir şekilde sıkıştırdılar. Bu eskisi gibi bir Amerikan gazetesinin ya da İngiliz gazetesinin yaptığı bir açıklama, bir yorum değil. Yani bir ülkenin ticaretine karışırım diyor. Bunu sadece Adeyemo demiyor esasında. Avrupa Birliği de Türkiye'nin Ruslarla ve Ukrayna'yla yaptığı ticaret herkesi ciddi bir şekilde rahatsız ediyor. Erdoğan burada nasıl bir karar alır? Çünkü bu ticaretin içerisinde damadının sattığı insansız hava uçakları da var. Ukrayna'ya satmış olsa bile savaşın durması için çaba sarf etmeyi engelleyen bir şey. Yani siz savaşa devam edin. Ben Rusya'yla da iyi görüşüyorum ama Ukrayna'ya da bu silahları satıyorum gibi bir tavır almak uluslararası planda bir eksiğe neden oluyor. Gerçi bu dönemde satabiliyor mu? Putin buna izin veriyor mu? Çünkü Putin'le yapılan ilişkilerde işte bu enerji, nükleer, santral olayı, buna karşılık Türkiye para verdiği, Türkiye'nin Rusya'yla ilişkilerini ruble üzerinden yapacağı falan satışlarını, alışlarını çok ciddi bir tartışmaya neden oldu. Büyük bir olasılıkla dünyada Rusya bankalarının kredi kartları geçerliliğini yitirmişken, çalışmıyorken, dünya bankalarında turistlerin falan neyse işte insanların Türkiye'de çalışabilir kredi kartı yaptılar turistler için. Yani burada bir ticareti ve turizmi ruble üzerinden yapmak ve Rusya'nın da ruble üzerinden kredi vereceği konuşuluyor. Bu laflar dolaşılıyor. Bunlar ciddi bir şekilde Amerika'yı, NATO'yu ve Avrupa Birliği'ni rahatsız ediyor. O yüzden TÜSİAD'a mektup göndermek ve TÜSİAD'ın bunu Amerika'ya Amerika'daki bakan yardımcısına cevap vermek yerine bakın böyle bir mektup geldi diye 3 bakana göndermesi, sessiz kalması bunlar ciddi tartışmalar. Çünkü Amerika Türkiye'de bunca darbe yaparken bunları iş adamlarıyla konuşmadan, hemfikir olmadan ya da öyle söyleyeyim hemfikir olmadan yapmaz. Dünyanın her yerinde bu şekildedir. Şili'de yapılan darbeyi biliyorsunuz. En azından darbeyi biliyorsunuz. Allende'yi devirmek için Amerika ITT özel firmasıyla, sözüm ona özel firmasıyla CIA ajanlarını, mühendis mi işte bir makine mühendisi, bilgisayar mühendisi, telefon mühendisi adına ne diyorsanız işte onları ITT şirketi üzerinden göndererek orada ciddi bir darbe girişiminde bulundu. Yani CIA bir şirketi kullanarak
Şili'de darbenin yolunu açtı. Bunlar size şaşırtıcı gelmesin. 12 Eylül'de TÜSİAD'ın 12 Eylül'ü nasıl desteklediğini, çünkü 24 Ocak kararları üzerine alınmış bir darbe kararı olduğunu hepimiz biliyoruz, yaşadık. Öyle ki ressam olduktan sonra Kenan Evren'in resimlerini alan ilk iş adamı Sakıp Sabancı'ydı. Sakıp Sabancı'nın bir sürü önemli tablosu varken, Picasso'lar var işte, tam hangileri var bilmiyorum ama çok önemli tablolar var. Kenan Evren'in ressam olmadığını bilecek kadar kafası çalışan bir adamdı sonuçta. Ama alması gerekiyordu çünkü ilişkileri darbeyle, darbecilerle iyi götürmek gerekiyor. Darbe zaten onlar için, iyiliği için yapılmış bir darbeydi. Evet, şimdi bir erken seçim mi, erken darbe mi, tartışmayı bu şekilde yapmak gerektiğine inanıyorum. Her zaman darbeye karşı olduğumu söyleyeyim. Onun için bu konuda en ufak bir beklentim olmadığı gibi tüm darbelerden ve darbe girişimlerinden bütün yaşam boyunca nefret ettim. Bundan sonra da nefret etmeye devam edeceğim. Ama Erdoğan'ın bunu göz önünde bulundurarak TÜSİAD'la beraber cevap ve TÜSİAD'ı cevap vermeye zorlaması gerekiyor. Ama Türkiye'de demokrasi tartışmaları demokrat olmayan insanlar tarafından yapıldığı için ben sadece kendi düşüncelerimi, analizlerimi yapmaktan kalıyorum. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Göreceğiz. Bu devlet başkanıyla görüşmeyi erteleyecek kadar önemli toplantıda neler konuşuldu ve bu toplantılar devam edecekmiş tabii. Devam edecek deyince artık bunlar olağanüstü toplantı olmaktan çıktı ama dünkü olağanüstüydü. Bu çok önemli. Devlet başkanıyla görüşmeyi durdurup erteleyip olağanüstü toplantı yapıyorsanız seçim üzerine, bu bir şeylerin geldiğini, bir şeylerin sesinin duyulduğunun habercisidir. Ben haber vermiş olayım. Aynen 15 Temmuz'u çok önceden darbe valizim hazır yazısıyla duyurduğum gibi. Bu arada şunu da söyleyeyim. Cuma günü yeni evimin anlaşmasını yapıyorum. İşte 3-4 günde taşınması, yerleşmesi sürerse ay başından itibaren artık kendi stüdyomda dubleks bir ev, üst katını sadece stüdyo yapacağım. Kediler de her şeyi kırıp oynarken kırıp dökmesin diye orayı kapalı bir oda haline getireceğim. Evet, yeni stüdyoda buluşmak üzere ama tabii buradaki programları da elimden geldiğince devam edeceğim. Devam etmeyeceğim değil, sadece yeni stüdyo büyük bir olasılıkla 1'inden itibaren, 1 Eylül'den itibaren hazır. Bu müjdeyi de verdikten sonra bir dahaki programa görüşmek üzere.